Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı değerlendirmelerinde bulunurken 2020 yılı beklentilerini açıkladı. Ülke ekonomisi oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktığını, özel sektörün karşı karşıya kaldığı pek çok sıkıntıya rağmen üretimini, ihracatını artırmaya devam ettiğini dile getiren Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak bu olumsuzluklara rağmen 2019 yılında çok önemli iki projenin startını verdik. Kayseri'nin en önemli eksikliklerinden olan canlı hayvan borsası projesinin ihalesini gerçekleştirdik. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsasını hizmete açmak istiyoruz dedi. Ülkemiz ekonomisi oldukça zorlu geçen bir yıl geride bıraktı. Özel sektörümüz karşı karşıya kaldığı pek çok sıkıntıya rağmen üretimini, ihracatını artırmaya devam etti. Reel sektörümüz çalışkanlığı ve dinamizmiyle bu dönemde de ülkemiz ekonomisini büyütmeyi sürdürürken onların asli temsilcisi olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği odalarımız ve borsalarımız girişimciler için ilk oda haline geldi. Sürekli olarak arttırdığımız faaliyetlerimizle büyüyen kurumsal kapasitemizle müteşebbisimize ilimiz içinde ve dışında hizmetler sunuyor. Onları en iyi şekilde temsil ederek seslerini duyuruyor. Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük. Üyelerimize en kaliteli şekilde hizmet vermeyi amaçlayan akreditasyon sistemiyle başarılı hayata geçirerek uluslararası standartlarda hizmetler sunmaktayız. İlimizin iş dünyasına yönelik çözümler üretirken ülkemizin beşeri sermayesinin de kalkınmasına katkılar sağlıyoruz. Misyonumuz tüm üyelerimizin dünya standartlarında rekabet imkanına kavuşmasıdır. Özel sektörümüzün çatı kuruluşu ve asli temsil mekanizması olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mizin öncülüğü doğrultusunda çalışarak daha güçlü bir Kayseri olma hedefleri doğrultusunda da ilerlemeye devam edeceğiz. Bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştireceğimiz çalışmalar içeren 2018 Tarım ve Hayvancılık Faaliyet Raporumuzu bilgi ve tetkiklerimize sunmaktan onur duyuyorum. Özverili çalışmalarıyla faaliyetlerimizin gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma ve değerli personelimize buralarda yürekten teşekkür ediyorum. Değerli medya mensuplarımız, Türkiye tarım ve hayvancılık üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Türkiye potansiyeliyle dünyanın lider tarım üreticilerinden biri de olmayı hak etmektedir. Dünya içinde giderek artan bir şekilde gıda güvenliği önemli bir konu haline gelmeye başladı. Çünkü ilerleyen yıllarda kendi kendine yeten bir ülke olmak, ülkenin gıda arz güvenliğini sağlamak ciddi derecede önem arz etmeye başlayacak. Dolayısıyla tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması da elzem hale gelmiştir. Bu konunun can alıcı noktası da şudur. Tarım geçmişi güçlü bir millet olarak, tecrübe ve bilgimizden güç alarak ilerlemeli, değişen şartlara da ayak uydurmanın koşulu olarak sürekli yenilikçi düşünmeliyiz. Köylü olmanın, çiftçi olmanın, tarımla uğraşmanın gelişmişlik düzeyiyle ilgili noktasındaki algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Yeni yatırımcılar çekmek adına sıfırdan büyük ölçekli tarım firmalarını oluşturmak yerine küçük, orta ölçekli yatırımcıların desteklenerek kademe kademe değişimin yaşanması gerektiğine inanmaktayız. Yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi büyük işletmelere dönüştürebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Kayseri'nin sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bölgenin merkezi konumundadır. Lakin bu potansiyel ne yazık ki kullanılamayarak giderek artan derecede köreltilmiştir. Ülkemizin, ilimizin Türkiye'de tarım arazisi bakımından 6. sıradadır. Tarım kamu yatırımlarında 2008 yılında 5. sıradayken 2019 yılında 20. sıraya gerilemiştir. 42'li kapsayan İPAT programı tüm çabamıza ve çalışmalarımıza rağmen Kayseri'ye getirilememiş ve Kayseri İPAT kapsamı dışında bırakılmıştır. Yine ilimizde ihtisas OSYB'leri kurularak tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması noktasında sunduğumuz raporlar ve çağrılara rağmen herhangi bir netice de alamamıştır.
kez bu bahsettiğimiz konularda parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasilerimizden destek beklemekteyiz. Biz bu konuda üzerimize de ne düşüyorsa Kayseri Ticaret Borsası olarak yapmaya hazırız. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu olumsuzluklara rağmen 2019 yılında çok önemli iki projenin de startını verdik. Bu projelerden birincisi Kayseri'nin en önemli eksiklerinden olan canlı hayvan borsası projesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsasını hizmete açmayı da planlıyoruz. İkinci projemiz ise Kayseri'nin önemli hububat ürünleri olan kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi ürünlerin pazarlanması ve üretiminin de artırılması, hububat ticareti merkezi kurulması için proje çalışmalarımızda başlatmış olduk. 2019 yılında üyelerimizin ve şehrimizin yanında olmak adına birçok atılımlar gösterdik. Bizlere iletilen sorunları rapor haline getirerek gerek Tarım Bakanlığımıza, gerek Ticaret Bakanlığımıza, gerekse milletvekillerimize sunduk ve çözümleri de aradık. Kayseri Ticaret Borsası olarak Milli Tarım Politikası stratejik ürünler hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini sürekli vurguladık, vurgulamaya da devam edeceğiz. Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmesi, bölgesel üretime geçilmesi, kota sistemi oluşturulması ve böylece bölgemizdeki çiftçi ve yetiştiricilerin rahatlanması hususunda sürekli olarak da çalışmaktayız. Arazi toplaştırılması ülkemiz ve üreticimiz adına çok önemli konulardan da birisidir. Ortalama işletme büyüklüğümüz 60 dekardan oluşmaktadır. Ülkemizden çok daha küçük yüz ölçümüne sahip İngiltere'de işletme büyüklüğü 538, Fransa'da 521, Almanya'da 457 ve İspanya'da ise 240 dekar bulunmaktadır. Ülkemizdeki mevcut ölçeklere sahip işletme yapısıyla verimli tarımdan da imkansız olacaktır. Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçilmeli, toplaştırma çalışmalarıyla işletme büyüklükleri de artırılmalıdır. Bu konuda da il genel olarak birlikte çalışmalı, tüm taraflarda elimizi taşın altına koymalıyız. 2020 yılındaki beklentilerimiz ise tarımsal üretim planlanmasının bir devlet politikası haline getirilmesi, çalışmaların ahdi çiftçi odaklı yürütülmesi, aile işletmeciliğin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerle girişimciliğin desteklenmesi, bitki ve hayvan hastalıklarıyla etkili mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahkik çalışmalarının güvenilirlikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ısrarında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy düzen kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koruyucu edilmesi, gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı sağlamak amacıyla tohumdan sofraya tüm zincirdeki etkin izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin de etkinliğinin artırılması, ilimizde ihtisas konseyleri kurularak tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması, bunlara rağmen yaşadığımız tüm sıkıntıların karşılığı 2019 yılını büyümeyle kapatıyoruz. Yılın son çeyreğindeki büyümenin %4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tüm iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yine %5 büyümeyi hedefliyoruz. Her yeni takvim yılı bir yeni başlangıç umudunu da birlikte getirir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyor. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizliğin yerine de umutlar hakim olacak diyoruz. 2019 yılına veda etmeye hazırlanırken 2020 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm İslamlı insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Sizlerin, ailenizin yeni yılını şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Cuma günü biliyorsunuz yerli otomobilin lansmanı vardı Gebze'de. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kayseri'den lastiğine götürdük. Soğuk zinciri kırmadık. Orada da usta götürmüştük. Doğramasını orada yaptırmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri pastırmasının doğru pastırma olduğunu onu da ifade etti. Dilimizin döndüğü kadar da Kayseri pastırmasını Sayın Cumhurbaşkanımıza orada anlatmış olduk. Sorularınız varsa alabilirim şimdi. Sayın Başkan ne söyledi Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi ısrarla Kayseri ifadesini kullandırmaya çalıştık ama bu cümleyi sarf etmedi. Ben Kayseri'nin günde 50 ton pastırma ürettiğini ifade ettim kendisine. Kastamonu ili ise 500 ton üretiyor. Onlara bir ödül verdiniz, böyle bir cümle ettiniz. Kayseri olarak bize de yakışır. Lütfen rica edeyim bize de bu cümleyi kullanın dedim. Güldü bir de şaka yaptı. Ama bu cümleyi sarf etmedi. Bırakın dedi, onlar da biraz çalışsın. 50 ton iyi bir kapasite. Biz biliyoruz Kayseri pastırmasın diye ifade ediyor. Çok yedim. Var mı arkadaşlar? Bursa arazisi bizim arazimiz de herhangi bir sorun yok. Sadece burası sulama arazisi olarak geçtiği için önce Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan sonra Tarım Bakanlığı'ndan olay almamız gerekiyordu. Ticaret Bakanlığımızdan onay çıktı. Tarım Bakanlığımızdan dosya biz bekliyoruz. İnşallah onu da onay alırken işaret başlayacağız. Fena.